Gençler selamlar. Parabolün ikinci videosundayız. Ben SML Hoca ve SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Arkadaşım videoya ve derse başlamadan önce kanala abone olup videoyu durduruyorsun. Kanala abone oluyorsun ve videoyu beğenip daha sonrasında dersimize devam ediyoruz. Öyle daha hayırlı geçiyormuş ders diyelim. Şimdi parabolün x eksenini kestiği noktalar diyoruz. x 1'e 0 tabii ki ordinat 0 olacak ve x 2'ye 0 olmak üzere bu parabolün denklemi nasıl yazılır? Şöyle y eşittir. Yine a çarpı o a yine var mı? Var. O a'yı bilmiyoruz ama parabolün baş katsayısı x eksi x1 çarpı x eksi x2 biçiminde yazıyoruz. Hocam peki buradaki x1 ve x2 zaten hadi bize verilmişti burada. Şurada verildi. Peki biz buradaki a'yı nasıl bulacağız? Az önceki gibi bize bir tane daha nokta mı verecek parabolün tepe noktası biliniyorsa hani denklem yazmıştık ya aynen öyle bir tane A noktası verecek. O A noktası da x0'a y0 noktası olacak. Sen y0 yani x0'a karşılık bir y0 bulacaksın. Zaten şunları da biliyordun. O halde a'yı da elde ederiz diyeceğiz. Bakalım. Aşağıda verilen parabolün denklemini yaz demiş bize. Yazalım. y eşittir ya da fx eşittir de diyebilirsiniz sen hiç fark etmez. Sonuçta fx'ler bize parabolde ordinatları veriyor. Ee, diyoruz ki eksi 1 ve 4 benim köklerim. A çarpı x'ten eksi 1'i çıkarıyorsunuz. x artı 1 oluyor. x eksi eksi 1 çarpı 4'ü çıkarıyorsunuz x'ten. Ve parabolün genel formatını buluyorsunuz. Şimdi bize ne lazım? A'yı bulmak gerekiyor değil mi? A'yı nereden bulacaksın? 0 için eksi 4'ten geçtiğini biliyorsun. O halde eksi 4 eşittir. A çarpı 0'a 1 ekledim. 1. 0'dan 4 çıkardım. Eksi 4. Yani eksi 4 A eşittir eksi 4 ise tabii ki buradan A kaçtır? 1'dir diyeceksin. O halde senin parabolün Y eşittir. Bakın A gördüğünüz yere 1 yazarsanız artık onu yazmıyorsunuz. Çarpım durumda olduğu için. X artı 1 çarpı X eksi 4'tür diyebilirsiniz sevgili Gençler devam ediyorum. 18 numaralı sayfamız sağ üst tarafıyla yukarıda verilen parabolün denklemini yaz demiş bize. Peki yazalım. Ben sevgili gençler parabolün tepe noktasının apsisinin ya da simetri ekseninin eksi 1 noktası olduğunu öğrendiğim. Bakın burası eksi 1. Şimdi parabol simetrik bir yapıya sahipti. Eksi 1 ile 1 arasındaki mesafe 2 birim. O halde bunun iki birim soruna bakacağım. 2 birim sonunda da ne var? Eksi 3 var. Artık parabolümün köklerini biliyorum. Eksi 3 ve 1 absisli noktalar. O halde y eşittir. A çarpı. Kökümüz eksi 3 olduğu için x eksi eksi 3. Yani x artı 3 diyorsunuz çarpı. Bir kökümüz de 1 olduğu için x eksi 1 diyorsunuz. Daha sonrasında sıfırı yazınca eksi 1'den geçtiğini görüyorsunuz. Eksi 1 eşittir. A çarpı Eksi 1'e 3 eklediniz. Pardon özür dilerim. 0'ı yazıyorduk yerine. 0'a 3 eklediniz. 3. 0'dan 1 çıkardınız. Eksi 1. Yani eksi 3a eşittir eksi 1 ise a buradan kaçtır arkadaşlarım? Tabii ki 1 bölü 3'tür. O halde parabolümüzü yazalım. Y eşittir. A'sı 1 bölü 3'tü çarpı x artı 3 çarpı x eksi 1'dir diyorsunuz. İşte bu da bizim grafikteki parabolümüzün denklemidir diyebiliriz artık hepsi için sağlayacaktır sevgili gençler bütün noktaları için. Ve demiş ki 1'e 4, eksi 1'e 10 ve 2'ye 7 noktalarından geçen parabolün denklemini yaz demiş. Kök vermemiş. Tepe noktası da vermemiş. Ne yapacağız biz şimdi? Sadece 3 tane nokta vermiş. 3 tane nokta verdiyse ben parabol denklemini bulabilir miyim? Bulurum. Ama az önce öğrettiğimiz formüller dışında bulacaksın bunu. Yöntem biraz sıkıcıdır, meşakkatlidir ama bulunur mu? Bulunur. Şöyle, parabole genel bir denklem veriyorsun, isim veriyorsun. ax kare artı bx artı c olsun diyorsun. Daha sonrasında bir için 4'ten geçtiğini biliyorsun. Yazacağın x gördüğün yere biri a artı b artı c eşittir Hocam bu 4'müş diyeceksin. Bu cepte. Daha sonrasında. Eksi 1 verince de ondan geçiyor. Eksi 1'i x gördüğün yere yazacaksın. Yine a gelir. Eksi 1 kere b eksi b gelir. Ve artı c. Bu da 10'muş sevgili gençler. 2 içinde 7'den geçtiğini biliyoruz. x gördüğümüz yere bu sefer de 2 yazacağız arkadaşlar. 2'nin karesi 4 a. Artı 2b ve artı C bu sefer de 7 oluyormuş arkadaşlar. Şimdi benim elimde e, 3 tane bilinmeyenli 3 tane denklem var. Ben A'yı B'yi C'yi bulacağım. Bulmaya çalışacağım. Bakalım başarılı olabileceğiz mi? Öncelikle tabii ki e, şunu yapmak isterim. Alttakinden bakın şu ikincisinden birincisini çıkaralım. A'dan A çıktı 0. Eksi B'den B çıktı. Eksi 2B. C'den C çıktı 0. Eşittir. Ondan 4 çıktı 6. Eksi 2B 6 altıysa tabi ki B buradan eksi 3 gelecektir. B'yi bulduk. B'de sıkıntı yok. Güzel. Daha sonrasında da üsttekinden alttakini çıkarır. Ee, Üstteki ile alttakini toplarsanız yani şununla şunu 1 ile 2'yi toplarsanız 2A B ile eksi B birbirini götürecektir. Artı 2C eşittir. 14 geleceğini görürsünüz. O halde buradan A artı C'nin de ne olması gerektiğini biliyorum ben. 7 ee, olması gerektiğini biliyorum. 2'ye bölerek elde ettik bunu. Üçüncü denklemimizi ise bakın şöyle yazacağım. 3A artı A artı 2B artı C eşittir 7 diye yazdım. Niye böyle yazdım? Çünkü 2B'yi biliyorum ben. B eksi 3 ise 2B eksi 6'dır. Burası eksi 6. Daha sonrasında A ile C'nin de toplamını biliyorum. A ile C'nin toplamını az önce 7 buldum. O halde sevgili gençler bunların toplamı da 7'dir. Artı bir de burada 3A'mız var. Ve bu da kaç yapıyor? 7 yapıyor. 7'den 6'yı çıkardınız. 1 karşıya attınız. Eksi 1 olarak geçti. Burası gitti. Ve 3A eşittir. 7'den 1 çıktı 6. Demek ki A kaçmış? Bu da 2'ymiş hocam. A'yı da buldunuz. B'yi de biliyorsunuz. O halde götürün yerine yazın. A 2'ydi. B eksi 3'tü. Artı bir de C'miz var. Bu da 4 yapıyormuş. 2'den 3 çıkardınız eksi 1. Karşıya gönderirsiniz artı 1 olur. Ve C'de 4 olacaktır. A'yı B'yi C'yi buluyorsak biliyorsak artık şunu yapabiliriz. Biz fx'e ne demiştik? AX kare artı B artı C demiştik. O halde sevgili gençler şuraya çektim. A 2 idi. 2 x kare. B -3'dü. eksi 3'tü. Eksi 3 x. C'yi de 4 bulduk. Artı 4 benim parabolümün denklemidir diyebilirim. Çünkü artık her şeyini biliyorum. Cevabımız bu olacaktır diyebiliriz. Devam ediyorum. Bir sonraki sayfam 19 numaralı sayfadayız sevgili gençler. Ve artık parabolün daha fazla böyle uygulamalarıyla alakalı soru tiplerine bakacağız. Y eşittir x kare eksi 8 parabolü verilmiş bize. ABCD karesinin bakın bu bir kare. Birazcık dikdörtgene benzemiş ama bir kare. A ve B noktaları parabol üzerinde, C ve D noktaları ise x ekseni üzerindedir demiş. Buna göre ABCD karesinin alanı nedir diye sormuş. Bakın parabolün ben ismini biliyorum. x kare eksi 8 parabolüymüş. Peki daha sonrasında ben eğer şu kısmın A olduğunu biliyorsam absisinin A olduğunu biliyorsam parabol simetrikti kardeşim. Demek ki buralar birbirine eşit ve bu kısımda ne olacak? Eksi A olacak ve ben parabolün artık Buradaki karenin bir kenarının 2a olması gerektiğini biliyorum. O zaman bu kenarda 2a değil midir? Evet. Peki bunun ordinatı nedir o zaman? Eksi 2a'dır. Yani gördüğünüz üzere ben bu parabolde a apsisi noktayı yerine yazınca karşılığında eksi 2a almak zorundayım. Yazalım o zaman. a'nın karesi eksi 8 eşittir 2a dedim. Bunu bu tarafa attım. A'yı bulacağız. A kare eksi 2A eksi 8 eşittir 0 ise A ve A diye açtım. Eksi 4 ve artı 2 diye açtım. Buradan A eşittir 4'tür veya A eşittir eksi 2'dir dedim. Şimdi A dediğimiz şey bir uzunluk olduğu için bakın 2A demiştik. Eksi 2 olamaz. O zaman A kaçtır? 4'tür. Yani benim bu karemin bir kenarı 8 birimmiş. O zaman burası da 8 birimdir. Bana neyi sormuştuk? Karenin alanını. 8 çarpı 8'den karenin alanı ne olur? 64 birim kare olur sevgili kardeşim. Anlaştık mı? Güzel soruydu. Devam ediyoruz bir diğer sorumuzda. Tabi şöyle bir durum var. Şunları elimle yazdığım için biraz küçük yazmışım. Ama ben senin için soruyu şu şekilde büyüttüm ve çözelim. Şimdi arkadaşım diyor ki x eksi 4'ün karesi artı 5 parabolünün tepe noktası A olmak üzere. AOB ikiz kenar üçgeninin alanında bul demiş. Şunu şu şekilde aşağı doğru indirelim. Tamam mı? Daha sonrasında da sevgili arkadaşım bunu da şöyle yapalım. Heh. Şimdi şurası R şurası K olur değil mi? Peki ben bu e, tepe noktası bilinen parabolün denklemini x eksi R'nin karesi artı 5 olarak yazmıyor muydum? A'sı da burada 1'miş bak onu da vermiş bize. O halde 4 dediğimiz şey burada R'dir. 5 dediğimiz şey de burada K'dır. Yine orayı eksik yazdık. K diyelim. O halde sevgili gençler 5 de K'dır. O halde bakın şurası 4'müş. Yani R dediğimiz şey 4 olacak. K dediğimiz şey de tabii ki ne olmak zorunda sevgili gençler? 5 olmak zorunda. Bu ne demek oluyor? Hocam şuradaki uzunluk 4 birimdir diyor. O zaman buradaki uzunluk da 4 birimdir. Neden? Çünkü ikiz kenar üçgen demiştik biz buna. Yani benim üçgenimin tabanı 8 birim. Burası komple 8 birim. Peki yükseklik işte o da burada zaten verilmiş. Şurası 5 ise tabii ki burası da 5'tir. O halde yükseklikte 5 birimse taban çarpı yükseklik bölü 2 diyebilirsin. 5 çarpı 8'i 2'ye böldüğün takdirde cevabı bulacaksın. Cevabımız 20 birim karedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Sayfamın sağ üst tarafıyla 19 numaralı sayfanın üst tarafındayız. Diyor ki bize y eşittir x kare parabolü ve y eşittir 1 ve y eşittir 4 doğruları arasında kalan ABC'de yamuğunun alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi yamuğun alanı isteniyor bizden. Yamuğun alanı bunun isminin x kare olması gerektiğini biliyoruz bakın burada gösterilmiş bize y= x kare Peki Daha sonrasında ben buradaki alanı bulacağım a b c d yamuğunun alanını bulacağım Diyorum ki Şuradaki D noktasının apsisi acaba ne olur ve C noktasının apsisi acaba ne olur diye soracağım bakın Burası 4 ise. ordinatı 4 çıkacak şekilde ben buraya apsis seçmek zorundayım ve 2'nin karesinin 4 olduğunu bildiğim için burası 2'dir diyeceğim. Burası 1 ise ordinatı 1 olacak şekilde bir apsis seçmem lazım. Neyin karesi 1'dir? 1'in. Aynı şekilde eksi 1'in de karesi 1'dir. Ve aynı şekilde eksi 2'nin de karesi 4'tür. O halde benim bu ee, yamuğumun sevgili gençler, Şurada üst taban diyebileceğimiz yeri eksi 2'den 0'a 2 birim. E burası da 2 birim olduğuna göre demek ki burası 4 birim. Şu kısımda ise sevgili arkadaşım eksi 1'den 1'e kadar 2 birim. Üst taban 4 alt taban 2. Peki yükseklik o da şurasıdır. O da 4'ten 1'e 3 birim olduğu için 3 birimdir. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 bana alanı bulduruyordu. Yamukta doğru mu? O halde alt taban 2, üst taban 4, yükseklik 3 bölü 2 derseniz cevabı bulursunuz. 4 ile 2'yi topladım 6, 2'ye böldüm 3. 3 çarpı 3 de sevgili gençler bize 9 birim kareyi verecektir. Bu yamuğun alanı 9 birim karedir diyebiliriz. Parabol ile doğrunun birbirine göre durumlarını şimdi ele alacağız. Yansı yani bize bir parabol verecek bir de doğru verecek. Ya da bir parabol bir doğru verecek. Bu şekilde. Ya da bir parabol ve bir doğru verecek. Gördüğünüz gibi ya iki noktada kesecek bu parabol bir doğruyu. Ya bu doğruya teğet olacak. Ya da bu doğruyu hiçbir noktada kesmeyecek. Bunların da durumları şöyle. Bu parabol ile bu doğruyu birbirine eşitliyorsunuz. Hepsini bir tarafa topladıktan sonra deltasını buluyorsunuz. Delta sıfırdan büyükse doğru parabolü iki farklı noktada kesecektir. Delta sıfıra eşitse doğru parabolü tek bir noktada teğet olacaktır. Ve delta sıfırdan küçükse doğru parabolü kesmeyecektir diyeceksiniz. Anlaştık. 20 numaralı sayfamıza geçiyoruz. Burada kaç tane sorumuz vardı hemen şöyle bir bakalım. Evet iki sayfamız kalmış ve toplam 2, 3, 4, 5, 6 tane sorumuz kalmış. Dikkatli bir şekilde dinlemeni tavsiye ediyorum sana. Yukarıdaki parabol ile doğru M noktasında kesişmekte. Bakın şurada kesişmiş. Eksi 2 noktasında kesiştiklerini görüyoruz. Buna göre M noktasının apsisi ile ordinatının çarpımı acaba nedir diye sorulmuş. parabolün ismini cismini her şeyini biliyorum. Doğrunun da ismini cismini biliyorum. O halde sevgili gençler gelin bunları eşitleyelim. Eksi x kare artı 2x artı 8 eşittir. 2x artı 4 diyeceksiniz. Bunların hepsini bu tarafa attınız. Ya da şunları bu tarafa atalım. Eksi x kareyi sevmiyorduk değil mi? x kare bunu bu tarafa attım. 2x'ler zaten gidecek. 8'den de 4'ü çıkarırsam eksi 4 olur. Eşittir 0 ise tabii ki x eşittir 2. Ve x eşittir eksi 2'dir ki eksi 2'yi zaten biliyorduk biz. Nereden? Bak burada zaten. O halde m'nin apsisi neymiş? Hop aşağı çat diye indirdin. Bak buradakiymiş. 2'ymiş arkadaşım. Bize ne demişti? Absisi ile ordinatının çarpımı. Sen bu 2'yi artık ister parabolde yerine yaz. İstersen de git Doğru da yerine yaz. Aynı ordinatı bulmak zorundasın. Peki mesela burada yerine yazarsan 2 kere 2 4, 4 daha 8 yapar. Yani burası 8'miş dersin. İstersen de burada yerine yaz. Eksi 4 artı 4 artı 8 ne gelir? 8 gelir. Gördüğün gibi fark etmiyor. Bana demiş ki absis de ordinatı çarp demiş. Çarparsak cevap koca bir 16 gelecektir sevgili gençler. Cevabımız budur deriz. Devam bir diğer örnekle. x kare artı ax artı 5 parabolü ile y eşittir bir doğrusu kesişmiyorlarmış. Yani sevgili gençler bakınız şöyle benim şurası x eksenim olsun burası da y eksenim olsun. Şu da y eşittir bir doğrumuz olsun. Şurası birmiş. Ve kolları yukarı doğru olan şu parabol ile bu doğru kesişmiyorlarmış. Kesişmediklerine göre bu parabolle bu doğruyu ortak çözüme tabi tutarım. Yani x kare artı ax artı 5 eşittir 0 pardon 1'dir derim. Bununla bunu birbirine eşitledim. 1 Bir bu tarafa atarsam x kare artı ax artı 4 eşittir 0 denkleminin deltası 0'dan küçüklerin Neden? Çünkü kesişmiyorlar. Güzel. Deltasını bulalım o halde bunun. Delta dediğimiz şey b kare eksi 4ac idi. Peki B'miz burada A olduğu için A kare dedim. Eksi 4 çarpı A'sı 1 olduğu için çarpı 1 demiyorum. Çarpı bir de 4'ümüz var. Ne olmak zorunda? Sıfırdan küçük. A kare küçüktür. Bakın şurası eksi 16 olduğuna göre attım karşıya 16 dedim. A kare 16'dan küçükse A değerlerimiz eksi 4 ile artı 4 aralığındadır. Açık aralığındadır. Kaç farklı tam sayı değeri vardır burada? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 yani toplam 7 tane tam sayı değeri mevcuttur diyeceğiz sevgili gençler. Bu aralıkta o halde A'nın da alabileceği 7 tane farklı değer vardır. Birbirinden farklı değer vardır deriz. Bir diğer örnek. X kare artı 2 çarpı m eksi 1x artı m kare artı 1 parabolü y e eşittir 3 doğrusuna t etmiş. O halde bu ikisini birbirine yine eşitliyoruz. x kare artı 2 çarpı m eksi 1 çarpı x artı m kare artı 1 eşittir 3 dedim. Sonra da bu 3 aldım bu tarafa attım. Böylelikle eksi 3 diye geçecek ya. Şurası eksi 2 olacak o zaman. Eşittir 0 dedim. Bunun ne olması lazım? Teğetse etse deltası 0 olmak zorunda. Delta b kare eksi 4 ac idi. B'si sevgili gençler burası. A'sı 1. C'si de m kare eksi 1. O halde 2'nin karesi 4 yaptı. Çarpı m eksi 1'in karesi m kare eksi 2m artı 1'dir. Eksi 4 çarpı 1 çarpı m kare eksi 2 eşittir 0 diyeceğim. 4'ü içeri dağıtalım. 4 m kare eksi 8m artı 4 eksi 4 m kare artı 8 dedim eşittir 0. Bu eksi 4'ü içeri dağıttım şu şekilde. Burada 4 m karelerin gittiğini görüyorsun. Eksi 8 m 4 8 daha kaç yapar? 12 yapar. Eşittir 0 ise demek ki m buradan 12 bölü 8'in yani 4'e böl 3 4'e böl 2. 3 bölü 2'nin ta kendisiymiş diyebiliriz canım kardeşim. Geçtim bir diğer örneğime. Hocam hızlı gitmiyoruz mu? Tadından yenmiyor. Hiç de hızlı gitmiyoruz. Devam ediyoruz. Yorulduysan bir durdur 2 dakika sonra devam ettir. Yukarıda verilen fx ve gx parabolleri birbirlerini tepe noktalarında kesiyorlar. Yani bu bunun tepe noktasıymış. Şurası. Burası da bunun tepe noktasıymış. Anlaştık mı? Şöyle. Peki. Tepe noktasının ordinatının 16 olduğunu gördük biz buradaki c'nin. Yani g, g fonksiyonunu. Buruncu fonksiyon yani x kare artı 4 x artı 4'ün de burada tepe noktasının burası olduğunu gördük ve x'e x, e x eksi 2'ye eksi 2 diye ayrıldığı için demek ki burası da 2'ymiş. Yani tepe noktamızın apsisi de 2'ymiş. Bunu da anlamış bulunuyoruz. Pekala. O halde bu eksi 2. Şurası eksi 2. Şu fonksiyonunda bir kökü değil mi? Bakın yeşil fonksiyon sonuçta eksi 2 noktasında x ekseninden geçmiş. O zaman bu bunun köküdür diyebiliriz. Peki birbirlerini tepe noktasında kesiyorlardı ya hani. Peki bu sevgili gençler şu fonksiyon şu fonksiyon yani turuncu fonksiyon. Hangi absisin nokta için 16'dan geçer acaba? Onu bulabilir miyiz? Gelin buraya R diyelim. Şurada da R'yi yerine yazalım. R kare artı 4 R artı 4 eşittir 16 olsun. Ki bu R kare artı 4 R artı 4 şöyle. Aslına bakarsanız R artı 2'nin de karesidir tabii ki. Peki R artı 2'nin karesi R artı 2'nin karesi burada e, özür diliyorum x kare artı 4 x artı 4 x, ha, tamam sıkıntı yok. R artı 2'nin karesi sevgili gençler 16 ise R artı 2 burada ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Demek ki R burada ya 2 olacak ya da eksi 2 değil eksi 6 olacak. Peki de bu mu bu mu? Hocam R'ye pozitif dedik. Nasıl negatif olsun ki? Pardon. <laughs> Nasıl negatif olsun ki? O halde R 2'ymiş. Yani ben şurayı sildim. Burayı da 2 yazdım. Daha sonrasında hocam bak eksi 2 ile 2'nin arası 4 birim mi? 2 simetri ekseniydi g fonksiyonu için. O zaman burası da 4 birimdir ve burası kaçtır? Tabii ki ee, 4 ise 6'dır. O halde ben artık buradaki b'yi c'yi rahatlıkla bulurum. Şöyle yapabilirdiniz. Buradaki 4'ü bulduktan sonra buraya 6 demek yerine eksi 2'ye 0'ı zaten buldunuz. E buranın da 2 olduğunu bulmuştunuz. Tepe noktası bilinen parabol denkleminden de gidebiliriz. Gx eşittir. A'nın baş katsayının eksi 1 olduğunu biliyorum. Eksi 1 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 16 diyebilirsiniz sevgili gençler. Yani B'yi C'yi bulmadan çat diye ben ne yaptım? Direkt parabolün denklemini buldum aslında bakarsanız. E güzel. Bu da bir başarı. G0 sorulmuş. E yerine yazın o zaman. Eksi 1 çarpı sıfırdan 2'yi çıkardınız. Eksi 2 bunun karesi 4'tür. Artı 16 derseniz 16'dan 4'ü çıkarın. Cevap 12 gelecektir. Demek ki y eksenini kestiği yer yani g0 12 absisi noktaymış dedik sevgili gençler. Evet bu sayfayı da bitirdik artık. Son sayfamızdayız parabolde. Bu parabole orijinden çizilen teğetler birbirine dik kesiştiğine göre p'nin alabileceği değerlerin çarpımı nedir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlarım şöyle diyeceğiz. Bizim x kare eksi px artı 9 diye bir parabolümüz varmış. Hayali bir parabol şekli çizelim. Tamam Hayali olsun. Şöyle. Daha sonrasında bu parabole orijinden çekilen teğetler varmış. Yani birisi şu. Öteki de sevgili arkadaşım. Şöyleymiş. Hatta şunu şöyle biraz uzatalım. Şöyle teğettir diyelim. Ve bu teğetler de birbirine dikmiş. Orijinden geçen doğruların genel isminin formatı y eşittir mx'tir. Sen şimdi bunu da x kare eksi px artı 9 olarak biliyorsun ya. Şimdi o zaman demek ki y eşittir mx diye orijinden geçen bazı doğrular bu parabole teğetse ortak çözüm yaparsın. Delta'yı da 0 dersin. Çok güzel. E yapalım. Yalnız biraz karışık x var bilinmeyen. m var bilinmeyen. p'yi bilmiyoruz. Hiçbir halt bilmiyoruz aslına bakarsan ama olsun yazalım biz. x kare eksi px artı 9 eşittir mx. Attık bunu bu tarafa. x kare. x kare. Eksi e, parantezinde p artı m çarpı x dedim. Böylelikle eksi px eksi mx geldi. Artı bir de 9'umuz var eşittir 0. Ve ben ne demek istiyorum artık burada? Deltasının 0 olmasını istiyorum ki teğet olsunlar. Delta b'si burası. b kare. Yani p artı m'nin karesi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 9 eşittir 0 dedik mi? Dedik. Şimdi P artı M'nin karesini yazıyorum. M'nin karesi artı 2 çarpı M çarpı P ya da 2 çarpı P çarpı M eksi 36 eşit 0 dedik sevgili arkadaşım. Şimdi burada P'nin alabileceği değerler çarpımı sorulmuştu değil mi? Ya bir de burada P kareyi unuttuk biz. Şunu silelim bir. Yazmayı unuttuk onu. Şöyle yazalım. P'nin karesi artı 2 çarpı M çarpı P artı M'nin karesi ve şurası da eksi 36 eşittir 0 dedik sevgili arkadaşım. Tamam güzel. Şimdi böyle bir ifademiz var. Böyle bir ikinci dereceden denklem gibi de bir şey geldi fark ettiysen. P'nin alabileceği değerler çarpımı soruluyor bize. Şimdi ben burada sevgili arkadaşım bu ikinci dereceden denkleme benzeyen ifadeyi farklı bir ikinci dereceden denklem olarak nitelendireyim. M kareyi başa yazdım. Artı 2 çarpı P çarpı M dedim. Artı P kare eksi 36 eşit 0 yazdım. Sonra, sonra şöyle. Dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Bu eğer M'ye bağlı ikinci dereceden bir denklem olmuş olsaydı ki çok da benziyor ki olur da m kare artı 2p çarpı m artı p kare eksi 36 eşit 0 benim burada m değerlerimin çarpımı yani m1 çarpı m2 ki eğer bu m1 olursa bu da m2 x olacaktı değil mi sonuçta iki tane var e güzel M1 çarpı M2 bu denklemin kökler çarpımı olmaz mıydı? Yani c bölü a'sını bulamaz mıyım ben buradan bulurum? H kare eksi 36 bölü 1 gelmez mi? H kare eksi 36 bölü 1. E şimdi analitik geometriden bilmen gerekiyor senin. Birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımı yani M1 bir tanesinin eğimi. M2'de ötekinin eğimi çarpımlara eksi 1 gelmek zorunda. Ortogonal doğruların eğimleri çarpımı 1'dir. Birbirine dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. halde yazdım. Az önce 1'dir dedim. Yanlış söyledim. Kusura bakma. Eksi 1 olacak. Peki burada P kare eşittir. Bunu karşıya atarsan 35 olmaz mı? Sonuçta 1'e bölmek demek. Hiçbir şey yapmamak demek. P kare 35 ise P'nin alabileceği değerlerden birincisi 35'tir. İkincisi de P2 eksi kök 35'tir. Ve bize demişti ki P'nin alabileceği değerlerin çarpımı. Çok güzel. P'leri bulduk biz. Kök 35 ile eksi kök 35 ile artı kök 35'in çarpımı sorulmuş. Kök, 35'te, kök 35 ile kök 35'in çarpımı 35 olduğundan ve başında da eksi olduğu için cevabımız eksi 35'tir deriz. P1 çarpı P2 yani P'nin alabileceği değerler çarpımına. Şimdi bu soru tipini ileride bir daha göreceksin. Nerede? Ta türevde. Bir daha göreceğiz. Aynı soruyu yazacak bize türev yöntemiyle çözeceğiz. Türevle çözeceğiz biz bu soruyu. Ve çok daha basit çözeceğiz. Emin ol çok daha basit çözeceğiz. Mezunlar için, yani izleyen mezun da vardır ya 12'ler türevi çok bilmiyordur. Belki özel ders falan alanlar biliyordur ama mezunlar mutlaka biliyorlardır, hatırlıyorlardır. Böyle bir onlar için de çözelim. Böyle bir ikinci dereceden denklem verilmiş ve orijinden geçen doğrular bu parabole diktir diyorsa hemen diyorsun ki bu denklemin deltası eksi 1 olmalı diyorsunuz. Özel olarak. Bul bakayım deltasını. P kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 9 36 yapar. Eşittir eksi 1 ise hocam P kare 35'tir. Demek ki ya kök 35 ya da eksi kök 35 deyip çarparsanız da Eksi 35 35'i bulursunuz. Türevle işte bu kadar kısa bir şekilde çözülürken, parabol çözümünde böyle uğraştık. Biraz şaşkınsınız, anlıyorum. İlk gördüğümde ben de şaşırmıştım ama yapacak bir şey yok. Önce türev mi öğrenseydik diye aklından geçirmiştim ama. Ama parabolü de bilmeden türev öğrenmenin de hiçbir anlamı yok. Çünkü türevin %30'u %40'ı parabol zaten. parabolle ile yatıp parabol ile kalkıyoruz zaten türevde. Hele ki güncel müfredatta. Eskiden böyle değildi tabi ama güncel müfredatta böyle. Ve arkadaşım son sorumuz daha sonrasında da yarın ikinci dereceden denklem eşitsizlik ve parabol çalışma sorularının ben sana çözümlerini yayınlayacağım. Sen de o çözümleri yapamadığın soruların çözümlerini incelemeyi unutmuyorsun. Sorumuza bakalım. x kare eksi 8 parabolü ve y eşittir 2x doğrusu verilmiş. Parabolle doğru a ve b noktalarında kesişiyorlarsa burada o a'nın yani şu morla işaretlediğim uzunluğun burada mavi ile işaretlediğim kısmın uzunluğuna değil tamamının uzunluğuna oranı sorulmuş. Yani ben buranın uzunluğuna k buranın uzunluğuna m dersem aslına bakarsanız bize şu sorulmuş. k bölü k artı m sorulmuş diyebiliriz. Gözüm kaşındı. Niye kaşındı bilmiyorum. Göz tansiyonum yükselmiş olabilir. Evet. x kare eksi 8 ve 2x nerede kesişiyorlar? Buluruz aslında biz bunları. Hemen. x kare eksi 8'i yapıştır. 2x'e eşit de. Niye? apsislerini buluruz en azından değil mi? At bunu bu tarafa. x kare eksi 2x eksi 8 eşit 0 dedim. x'e x eksi 4'e artı 2 diye açtım. Artı 2 ve x eşittir x1 eşittir 4 ve x2 eşittir eksi 2 dedim. Şimdi bak burası eksi 2'ymiş burası 4'müş. Gidip sol tarafa 4 sağ tarafa eksi 2 falan yazmazsın diye umuyorum. Umarım. Şimdi eksi 2 noktasının e, bak 0 için şurada 0'dan geçtiğini biliyoruz 2x. In. Şimdi bak şurası da 2 birim. Burası 2 birim. O halde ben şurayı bulabilir miyim? Tabii ki bulurum. Götürürsün. Eksi 2'yi şurada yerine yazarsın. Eksi 4'ten geçiyormuş dersin. Bak, o zaman şu kısım, şu kısım, şurayı bir sileyim. Düzgünce gösterelim. Bakın eksi 2'yi yerine yazdınız. Şurası arkadaşlar 4 birim. Burası 2 birim. O halde şurası kaç birimdir? Hocam 2 kök 5 işte. Bildiğimiz geometride a 2a a kök 5 dedik işte. Evet doğru. Şurası 4 birim. 4'ü yerine yazınca da burada 8'i alıyorsun zaten. Burası 8 birim. Burası 4 birim. O zaman burası da 4 kök 5 birimdir. Adam bize demiş ki. Şuranın yani 2 kök 5'in. Buranın tamamına yani 2 kök 5 ile. 2 kök 5 ile. Böyle gösterelim. 4 kök 5'in toplamına oranı sorulmuş. Yani 2 kök 5'i 6 kök 5'e böl demiş. Kök 5'ler giderse 2 bölü 6. 1 bölü 3'ün ta kendisi yapacaktır. Evet sevgili gençler, para burada bitirdik. Karşına çıkabilecek soru tiplerinin tamamını çözdüğümü düşünüyorum. Soru sayısı az mı? Az bulduysan mutlaka devamını kendin çözeceksin. Yani ben sana e, oturup da konu anlatımında e, veya soru çözümünde 300 tane, 400 tane soru çözmen vakit kaybolacaktır. E, kendin çözmen gerekiyor. Bir şeyi kendin yapabildiğin ölçüde başarılı oluyorsun. Kendin çözmen lazım. Tabii ki çözemediklerini, çözümlerini mutlaka öğrenmen gerekiyor. Gerek buradan olsun, gerek okuldaki öğretmenin, gerek dershanedeki öğretmenin, gerek özel ders aldığın hocana mutlaka ama mutlaka sorman gerekiyor. Çözemediğiniz soruları, boş bıraktığınız soruları ama uğraştıktan sonra yani sen bana bir soruya baktın anlamadın çat diye videoyu açıp izleme. Uğraş. O soruyla uğraş. Uğraşmadan olmaz. Uğraşırken Efsanevi biçimde konu tekrarı yapmış oluyorsun aslında. Neden biliyor musun? Her şeyi deniyorsun. Yani sen şu soruyu çözerken aklına gelen yöntemlerle aslında konuyu tekrar ediyorsun. Ya bu bulunmaz nimet. Sen şimdi gelip bu sorunun çözümüne benim kanaldan açtın baktın veya dershanede koridorda hocaya sordun. Veya okuldaki gittin teneffüste hocana yapıştırdın hocam şu soruyu nasıl çözüyoruz? Hoca da tabii ki bu soruların çözümlerini artık bizim kafada bazı sorular e, klişeleşmeye, kalıplaşmaya başladığı için ben çocuğun sorusunu görünce bak bu sorularda şöyle yapıyorsun diyorum bitiyor. Şimdi, Çocuk kara geçiyor mu? E, elbette geçiyor. Ama sadece o soru tipinin çözümünü öğrenmiş oluyor. Ama sen kendini evde tek başına uğraşırken Aklından belki de yanlış olan envai çeşit yöntem geçirirken konuyu tekrar ediyorsun. Kazanımın en az 10 kat daha fazla oluyor. Bunu sakın unutma. Bunu sakın unutma. Altın değerinde bilgi bu. Madem öyle önce kendin uğraşıyorsun. Çözemeyebilirsin olur ama konuyu da tekrar etmiş oluyorsun. Çözersen ne ala asla unutmazsın o sorunun çözümünü bir daha. Ama kendin çözersen unutmazsın. Bunları sakın ama sakın unutmayın gençler. Evet. Şimdi sabah sabah videonuzu da aldınız. Dersimizde çalıştınız. Mezunlar sabah çalışmış olabilir ama 12'ler akşam vakti mutlaka çalıştılar. İkinci dereceden denkleme işçisi ve parabol çalışma sorularında yarın saat 11'de görüşürüz gençler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.